Yanlış bir zamanda geldim galiba. Hayır, 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 hayır. Merhaba Oğuz. Merhaba Atilla. Bunlar ne Atilla? Hayırlı olsun hediyesi alamamıştım. O gün mutfaktaki eşyaları da görünce güle güle kullan. Ay çok teşekkür ederim de biraz fazla olmamış mı? Elindeymişken kahve alsaydım bari. Bir şey mi dedin Oğuz? Kahve alır mısın? Kahve alır mısın? Alır mısın? İçer misin? Bilmem. Ben gideyim. Yok yok gitme. Gitme. Ben hemen yapıp getiriyorum. Hemen. Hemen. Bir dakika. Serpil Hanım nasıl? İyi. 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 Hayati tehlikeyi atlattı. Yüzünde bir iki risk alma ihtimali var. Alışacak artık bununla yaşamaya. Yapacak bir şey yok. Oğuz bu ne tavır? Yanlış bir zamanda geldiysem söyle daha sonra uğrayayım. Ben çıkayım Eda'ya söylersin. Oğuz. Rahatsız ettim galiba. Seninle bir ilgisi yok ya. Ya ben genelde rahatsız bir adamım zaten. Sonra Eda'ya o anlatsın sana. Hadi iyi günler. Herifin yaptığına bak. Utanmasaydım bir de arabayla yazlık falan alaydım bari. Görgüsüz. Ama adamı suçuyor ki bütün suç Eda'da. Dava bitti. Atilla gitti. Ne dolandırıyorsun hala etrafında? Ver yolu gitsin. Ver yolu gitsin ya. Hadi oradan be Yavuz. Kızın ne günahı var? Allah aşkına. Herif Japon. Maşallah. Yapıştı mı? Ayrılmak mümkün değil. Rahatsız ettim. Ettin lan. Ettin ya. Merhabalar. Rahatsız etmedim değil mi? Etmedim tabii. Ha. Gel. Eda'yı köşke bıraktım. Kızlar burada olduğunu söylediler. Ben de bir uğrayayım dedim. Ne zamandır meyhaneye gelmemiştim. İyi ettin, iyi ettin. Bugün kafede biraz gerildik galiba değil mi? Bir problem yok değil mi? Yok, bir problem yok yani. Yok. Rakı? Ben susuz içiyorum. Ya hadi bakalım Şerefe. Ah şimdi bir çocuk olaydık da ben sana rahat rahat seninle oynamak istemiyorum. Kalk, kalkma sen de yürü diyebilseydim ama nerede? Oynamak istemiyorum dediysem oynamayacağım. Ya Timur gel ya ben kızım ama sen daha nazlı çıktın. Ya Timur ya bak ne olur oynasak. Öf Timur ya. Ya ne oldu küs müyüz Timur? Ben sana ne yaptım? Niye benimle konuşmuyorsun? Benim uçum var. Merveciğim Timur öyle demek istemedik güzelim. Ay niye böyle yapıyor bir çocuk ya? Eda abla üzülme ya. Çocuk onlar iki gün sonra barışırlar. Ay bak görüyor musun? Çocuğun da kalbini kırdı. Senin babanla aran nasıl? Düzeldiniz mi biraz? Vallahi Eda abla yaptığı ayıptan sonra ağzımı bile açmadım. Hiç konuşmadık.
E bu daha kötü Damla. Biliyorum. Zaten yakında dayanamaz, patlar. Bir çeşit sessiz protesto yani. Onun gibi bir şey işte, evet. E nereye kadar? Gidene kadar. Kim gidene kadar? Nereye? Bana bak Damla. Ferit'le kaçmayı falan düşünmüyorsunuz değil mi? Ferit'i bilmiyorum Eda abla ama ben kararımı verdim, gideceğim. Ya anladım ki babam benim ne düşündüğüme, kendim için ne istediğime benim sandığım kadar değer vermiyor. Hem insanların önünde yani benim evet dediğim adama beni hiçe sayıp hayır dedi yani, gördün. E bu durumda ya bilmiyorum, belki de dizinin dibinde olduğundan oldu bunlar. E peki nereye gideceksin? Yurt dışına. Ay Damla yapma ya, okul. Değişim programları falan var, onları araştırıyorum şimdi. Yani o da olmazsa kaydımı dondurur giderim. Ay Damlacığım yapma, böyle fevri kararlar verme ne olursun. Ben kararımı verdim Eda abla. Damlacığım yapma ne olursun. Bir evlat daha gitmesin bu köşkten. Yapma Damlacığım yapma yavrum. Ferit ne yapar, hiç gözükmüyor ortalarda. İnşallah da görünmez gözüm. Nefesim gitsin. Niye, ne oldu? Damla'yı istemeye geldi, kendini bilmez. Neyse, vermedim tabii. Bende dolandırıcıya verecek kız yok. Ama Uğuz yani o köprünün altından çok sular aktı be kardeşim. Kızın olsun, o zaman konuşuruz. Var, var. Benim bir kızım var. 23 Nisan'da geliyorlar. Allah bağışlasın. O bir büyüsün. Elin iti uğursuzu gelsin istesin. Tamam mı? Ondan sonra oturalım seninle bir daha bir konuşalım. Ya açıkçası Oğuz yani... iş oraya geldiği zaman hiç bana danışacaklarını zannetmiyorum, biliyor musun? Yani İsviçre'de yaşıyorlar sonuçta. Ya bir de yani ben aslında senin gibi düşünmüyorum. Sen çok böyle katı, böyle sert düşünüyorsun. Yani... İnsan aşkı bulduğu zaman önünde ne sınır tanıyor, ne hukuk tanıyor, ne baba tanıyor. Hele o yaşlarda. Düşünsene. Aşkı ta ne zaman buldun? Gençlikte. Bir daha şanslıysan yıllar sonra. Tabii sonra aradaki boşluğu nasıl dolduracağını bilemiyorsun. Ya aşksız bir evlilik? Saçma sapan bir beraberlik. Ya. Ama önünde sonunda gelip seni buluyor. Ya başka bir suretle? Belki başka tanıdık bir yüzle. Demek ki neymiş? Bir kere buldun o. Kıymetini bileceksin, bırakmayacaksın. E sen de erken bulup kaybedenlerdensin değil mi? Hadi. Belki ayrı ya. Ne? Belki kader. Belki takdiri ilahi yani. Benimki kıymet bilmezlikten değil ki. Buna kıymet bilmezlik değil, gençlik diyoruz Oğuz. Ha? Ne derseniz diyeyim, bir adam 70'inde neyse, tersi de olabilir, 7'sinde neyse, 70'inde olur. Ya ama insan değişir. Nadiren, nadiren değişir. Değişse bile o zamana kadar bir sürü şansını kaybetmiş olabilir. Demek ki neymiş, tipi fazla zorlamamak lazımmış. Ya ben bir şey zorlamıyorum ki. Sen niye bana bağırıyorsun ki? Senin ne alakası var? Ben sana söylemiyorum ki Ati, sen niye üstüne alıyorsun? Allah Allah ya. Oğuz Bey afiyet olsun. Masar galiba. Daha sonra geleyim. Yok yok. Gel. Ya çal. Yani havamız değişsin biraz değil mi? Çal. Hadi arkadaşlar. Oğuz Bey'in şarkısı. Siz söyleyin yalnız. Benim öyle bir... Adım adım her yerde seni aradım. Ben kalbimden başka yerde inan seni aradım. Ben
seni kalbimden başka yerde. Hadi çabuk. Ya ne yapayım baba? Ya çok heyecanlıyım. Ya insanların önünde rezil olursun. Niye rezil olursun işte? Ne güzel ezberlemiş. Hadi sen git ablanları çağır. Geç kalıyoruz. Hadi çabuk. Ya sen Merve'den daha heyecanlısın ha. Her şey üst üste geldi. Kızın müsameresi. Serpil'in sargıları açılıyor. Oradan daha çıkıp hastaneye gideceğiz. Ne demek gideceğiz? E sen beni yalnız bırakmayacaksın herhalde. Ha? Hadi be hadi. Ha hadi. Ya abla. Bir şey soracağım. Kamerayı şarj ettin mi? Ya ettim. Ha. Ya şey nerede ya? Fotoğraf makinesi. Bende. Ben basına haber de verdim. Hadi al şu montunu hadi. Allah'ım. Hadi yürüyün hadi. Al kitabını defterini hadi. Hadi hadi. Bugün 23 bin insan neşe doluyor insan. Hadi. Gitmemek olmaz Timur. Yok yazarlar. Yazsınlar. Ama oğlum bu sizin bayramınız. Okula gitmeyeceğim denir mi hiç? Hadi. Lütfen Timurcuğum. Hayır. Ama çocuğum niye böyle yapıyorsun? Hadi biz çıkıyoruz. Hadi. Ne oldu? Ne oldu? Gene fikir mi değiştirdin? Dün gece geliyordun. Ne oldu? Ben gelmeyeceğim oğlu abi. Gelme sen gelme. Uyuz. Çok ayıp kızım. Aa ne demekmiş o? Timurcuğum. Bak niye gelmiyorsun? Çok eğleneceğiz. Evet Timur. Hadi kırma bizi. Bak hep beraber gideceğiz işte. Hep beraber değil. Ferit abi yok. Aa olur mu öyle şey? Ferit abi de gelecek. Ne? Evet. Gerizekalı da mı gelecek? Hatta dur arayayım bak. Ferit abi senin gelmeni çok istiyor tamam mı? Buraya gel sen. Sen buraya bir gelsene. Çekil. Ne işi var o gerizekalının telefonunun sende? Niye sende kayıtlı? Oğuz Bey bir dakika. Bir bakar mısınız? Bana bakar mısınız? Konuşacağız sen. Bir şey görüşmek istiyorum sizinle. Affedersiniz. Ben. Tabii tabii. Buyurun efendim. Buyurun konuşacağım. Ben ya. Sen bir şey yap. Sen ne başladın gene çocukların yanında? Rüda Hanım, o gerizekanın benim kızımın müsameresinde, çocuğumun müsameresinde ne işi var ya? Şu köşkün en küçük iki çocuğu Timur'la sensin vallahi. Ne alakası var şimdi? Allah Allah. Ya bak hala ısrar ediyor ya. Onu okula götürmek için uğraşıyorum. Seninle ayrı uğraşıyorum. Ben Damla'yla konuştum. Bu mesele kapandı, bitti. Ne gerek var? Allah ya. Bak hala uzatıyorsun konuyu Oğuz Bey. Timur da geliyor, gidebiliriz. Evet, hadi. Yürü, konuşacağım sonra seninle. Yürüyün hadi. Hadi. Buyurun Eda Hanım, buyurun. Buyururum ben, gerek yok efendim. Son söz zaten. Aman son söz. Alışkanlık haline getirdim. O sizin alışkanlığınız. İsterseniz o sizin alışkanlığınız. Alışkanlığınız. Bu mahalle rezil oldu. Allah Allah. Anne. Atilla, hoş geldin oğlum. Bak bugün bizi ziyarete ilkokul çocukları geldi. Ne güzel. Ama seni ziyarete başka çocuklar da geldi. Kim o? Torunların.
Ay 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 ay, ne kadar büyümüşler. Ne kadar büyümüşler. Hoş geldiniz. Ah, teşekkür ederim. Öpün bakayım babaannenizin elini. La main. Appuyez sur la tête. Bien. Ah, el efendileriniz çok olsun. Gel bakayım yanıma canım. Gel yanıma bakayım. Ah, canlarım benim. Canlarım benim. Ah be oğlum. Neden daha evvel geleceklerini söylemedin ki ben bir hazırlık yapayım? Şu anda meyve suyu var. İçer misiniz? Oui. Oui, yok oğlum. Türkiye'deyiz artık. Evet. Evet. Çok az Türkçe konuşabiliyorlar anne. Yani anlıyorlar ama zorlanıyorlar biraz konuşmakta. Kabahat Eda'da tabii. Sen Eda nerede? İstemeye istemeye İsviçre'ye gitti, hala dönmez oldu yani. Eda? Pardon. Efendim Pınar? Hocam biliyorum, rahatsız etmeyin demiştiniz ama Ekrem Bey'in sekreteri aradı. Yönetim kurulu için acil toplantı yapacaklarmış. Sizin de katılmanızı istiyorlar. Pınar, mümkün değil. Çocuklarım var yanımda. 23 Nisan'da şiir okudun mu Selim? Okudular anne, okudular. Ya Pınar'cığım, bir bahane uyduramadın mı? Hocam, ne dediysem anlatamadım. Sizin fikrinizi almadan karar vermek istemiyorlarmış. Yani ben ne söylediysem olmadı. O yüzden mutlaka gelmeniz gerekiyor. Tamam Pınar'cığım, tamam. Bakarım bir çaresine, tamam. Ne oldu oğlum? Acil bir toplantım çıktı anne, gitmemiz gerekiyor. Ama çocuklar... Tabii oğlum, Eda'yı İsviçre'de bırakırsan şimdi dımdızlak kalırsın işte. Haklısın, haklısın, haklısın da... Yani çocuklar da Eda'yı merak ediyorlardı aslında. O ne biçim laf oğlum? Annelerini tanımıyorlar mı? El raconte zustar papa. O ne biçim laf öyle bakayım, ha? Hadi dışarı. Anlatacağım ben size sonra. Hadi çıkın. Hadi, devam. Anne, kusura bakma. Olur mu? Ben uğrayacağım gene. Tamam, tamam oğlum. Canım? Hadi güle hadi. Güle. Güle güle oğlum. Merhaba Serpil Hanım. Merhaba. Nasılsınız bugün? Daha iyiyim. Evet, iyi gözüküyorsunuz. Ameliyatınız da çok iyi geçti. Ne güzel. Ya, Oğuz. Serpil orası burası, nereye gidiyorsun? Ya avuçlarım terliyor yani. Ya o sargının altından ucube bir kadın çıkarsa? Hı? Nasıl ikna edeceğiz Serpil'i? Deliydi, iyice delirecek. Oğuzum ben yanındayım, merak etme. Ha, girmeyelim istersen. Olur mu? Doktora söz verdim. Gireceğiz sen. Peki, hadi. Müsaadenizle. Nasılsın Serpil? Çok iyiyim, mutluyum. Sargılarım açılıyor ya bugün. Hı. Ama her şeye hazırlıklı olmalısın Serpil Hanım. Aman doktor bey, ben o kazadan sağ çıktıktan sonra her şeye hazırlıklıyım. Peki o zaman, sargıları açmaya başlayalım. Thank you.
Efendim oğlum? Hah, vardınız mı babanıza? Oğlum bak, kardeşinin morali düzelsin diye yolladım. Ne olursa olsun kavga etmiyorsunuz, tamam mı? Tamam anneciğim, beni bilirsin. Ben öyle tembih etmeden duramam. Tamam kuzum, hadi görüşürüz. Eda abla, menüyü hazırladım. Patatesli patlıcan sandviç 215 kalori. Patlıcanlı mücver 185 kalori. Eda abla, 3 numara masanın hesabı. Ay yerim seni. Cansucuğum, şunu alır mısın? Eda abla, ben de götürdüm. Sana ne ya? Sana ne hesaptan kızı ötesi? Güzel, payetrisi. Aa, turist çocuklar geldi. Safa şiir. Ben dinlenirim. Tamam. Abla, daha demin bana ne diyordun? Sus Merve. Hi. Hi. Welcome. Tamam Pınar'cığım, tamam. Yetişmeye çalışacağım. Şimdi girdim dükkana. Tamam. Merhaba kızlar. Merhaba. Merhaba Atilla abi. Turist çocuklar gelmiş, biz de onlarla ilgileniyorduk. Onlar turist değil, benim çocuklarım. Aa. Evet, Selin ve Can. Can. O İsviçre'de, burada Can, he? Ceren. Merve, merak ettiğiniz Eda ve ablası Seda. Merhaba. Salut. Türkçe konuşabiliyorlar mı? Anlıyorlar ama zor konuşuyorlar. Daha çok İngilizce ve Fransızca. Öyle mi? Tamam o zaman, ben ilgilenirim. Come with me. Gel Merve. Ay Atilla maşallah. Ne kadar güzeller. Oğlan kocaman olmuş. Maşallah, Allah bağışlasın. Ya Eda'cığım, senden bir ricam olacak. Ya nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama. Hayırdır, ne oldu? Ya bugün acil bir toplantım çıktı. Çocukları da nereye bırakacağımı bilemedim. En güvendiğim insan da sensin. Yani 1-2 saatliğine ha? Ayıp ediyorsun tabii. Sağ ol. Çocuklar. Etut alor ha? Okey papa. Ha. Beni çok büyük bir dertten kurtardın. Rica ederim. Olur mu? Hadi görüşürüz. Annelerine benziyorlar herhalde. Baksana oğlan kocaman olmuş. Şşt! Önlüklü. Sakın zehirlemeyesin bizi. Yok be oğlum Efrik. Bak, bu benim özel çorbam. Gördün mü? Bekarın rüyası. Artık bekar değilsin. Efe var, Efe. Sorma Belerik. Ne zor işmiş çocuklu olmak. Hani bir iki gün dışarıdan isteyebiliyorsun. Ama sonra sıcak yemek yapmak lazım. Şimdi Efe pirzola istedi. Almayacağım mı diyeceksin? Ya attın çocukları kızın üstüne. Biraz harçlık, biraz hediye. Oh, ne nefaka ne bir şey. Sen her zaman doğruyu söylemek zorunda mısın? Paraya mı sıkıştın Yaman? Aslına bakarsan evet. Masraflar artınca kredi kartını zor ödedim vallahi. Biraz çıkma yapabilirsin. Merak etme, hallederiz. Hadi pişti bunlar, çabuk. Tamam. Geldi. Pirzolalar geldi. Pirzolalar. Salatamız da hazır. Efe, hadi içeriden bana soğuk bir bira al. İstersen kendine de al. Yok baba, ben içmem. Ben de içmem. O zaman ben de yavru aslanla içerim ha. Baba içmesini almıyor mu? Yani şimdi bütün aslanlar bir araya toplanmış. Bir tane keyif birası fena olmaz değil mi? Senin keyfin yerinde olabilir ama benim keyfim yerimde değil. Yemek yemeyeceğim, karnım da aç değil. Timur. Timur aslanım. Baba ben konuşurum. Ne oldu şimdi ya? Ay abla, ne bu surat, ne bu tavır, ne oluyor? Enişten haklıymış vallahi. Bak dava bitti, hala senin peşinde dolanıyor. Ha, çocuklarını bile sana emanet etti ayol. Ya abla ama mecbur kalmış. Sen yine dikkatli ol da. Ama ablacığım yapma, ekstra bir durum bu.
Oğuz'dan haber var mı? Sargıları açmışlar mı? Yok. Sabah törenden sonra koştura koştura Ergin'le o kadının yanına gittiler. Hı. Sen adamı kaçırmak için her şeyi yap, ondan sonra da otur ağla. Yok abla, onu sevdiğinden değil, suçluluk duyduğu için gitti ya. Ben bilmiyor muyum? Ama yine de senin yan kız olduğunun farkında olanlar hiç fırsatı kaçırmıyor Eda'cığım. Bak ben sana söyleyeyim, burada oturup hayıflanacağına ne yap et, Oğuz'un kalbini kazan, yoksa çok fena üzülürsün. Efendim Ergin. Serpil'in sargılarını açtılar Eda. Ya suratı felaket olmuş. Yapma ya, çok mu kötü? Çok kötü lafı az kalır. Sanki yaptığı bütün kötülüklerin izi suratında duruyormuş gibi. Ay öyle deme Ergin ya. Ama neyse tamam. Oğuz dışarı çıkamadı da sana haber vermemi istedi. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Sen ölümün kıyısından dönmüşsün, kendini öldürmeye çalışıyorsun. Böyle yaşayacağım, öleyim daha iyi. Ama doktorla konuştuk ya, o da söyledi ya, birkaç ay bekle, estetik ameliyat olursun diye. Hangi doktor bu yüzü düzeltebilir ki? Serpil, bulacağız tamam, onu da bulacağız. Arayacağız, doktoru kimse bulacağız, tamam mı? Oğuz, beni sevmediğini biliyorum. Artık sevmeyeceğini de biliyorum. Ama ne olur bu durumdayken beni yalnız bırakma, ne olur. Ergin. He. Bir daha intihar etmez değil mi? Ya Mustafa, yeme kendini, bırak. Tamam, vicdan azabı duyma. Bizden azabından değil de çok kötü oldu suratı ve onca yaşananlara rağmen çok üzüldüm yani. Yani o yüzle yaşamaya nasıl alışacak tahayyül bile edemiyorum. Oğuzum yani sana daha sıkı sarılarak ayakta durmaya çalışacak. Ne olacak? Benim en son istediğim şey. Bir de kendin yaratıyorsun bu durumu. Neyi ben yaratıyorum ya? Hayatımdaki bütün kadınlar sorumlu. Eda, Damla, Serpil. Allah'tan Ceren'le Merve daha küçükler. Sen öyle zannet. Ceren'in eli kulağında Oğuz'cum. Allah korusun be manyak. Öyle işte. Biz de kayak yapıyoruz. Aa gerçekten. Babam bizi her yıl kayağa götürür. Holiday gel. Ya bilet de bilet. Ya beautiful. Beraber. Olur. Biraz zor mu esiyor hocam? Yani biz de 18'den önce biraz zor. Ay abla. Ya 18 neydi İngilizce? Söylemiyorum Merve. 1, 2, 3, 4, 5, 18 Merve. 18. Ha, ya 18'den önce biraz zor. Babam bırakmaz. Söylesene abla. Siz nerede oturuyordunuz? Siz? Ya biz şu ileride oturuyoruz. Böyle bizim güzel bir köşkümüz var. Merve. Ya aslında köşk tamamen bizim değil. Yarısı Eda ablaların. Biz iki aile beraber yaşıyoruz. Yani hep beraber, beraberce. Yani all together. Ha, okay. Merve, çocuğa özürlü muamelesi yapmasana. Anlıyor ne dediğimizi. Sadece konuşurken zorlanıyor. Peki bunu anlayacak mı bakalım? Cümleten beraber oturuyoruz. Cümleten? Cümleten yani hep beraber all together. Şiştin mi abla? Merve. Öyle işte. Yani biz alıştık beraber oturmaya. Cool. Cool mu? Cool. Ha. Şaşırmadım yani. Niye? Ne bileyim yani biz insanları anlatırken biraz zorlanıyoruz da. Malum yani çok normal bir durum değil. Okey ya. Kime enteresan ki bu konu? Yani sonuçta siz mutlusunuz. Hı
Cansefini. Ankara'nın kola? Kola mı? Anladım, ben getiririm. Biz buranın sahibi sayılırız. Abla bir gelsene. Ne var Merve? Ne oluyor? Ne oluyor? Ya abla resmen çocuğun karşısında eridin. Hoş çocuk ama değil mi? Hoş çocuk da sen de hadi kendini biraz ağırdan sat. Karışma bana Merve sen. Allah Allah. Baban telefon açtı. İşi uzamış. O yüzden sizi bizim eve götüreceğiz. Tamam. Mert. Feda, bediyiz. Ne dedi? Anlamadım. Speak English for Turkish. Okay, no problem. Okay. Okay. Tamam o zaman. Ya abla, gel. Atilla telefon açtı şimdi. Yani çocukları eve götüreceğiz. Evde tam takır kuru bakır ne yedireceğiz biz bunlara? Geleneksel Türk mutfağından örnekler sunmamız gerekmiyor herhalde Eda'cığım. Yaparız bir şeyler. Ay öyle söyleme, çocuklar ta oralardan çıkıp gelmişler. Bir örf, adet, gelenek görsünler ayol. Şimdi burada yapmaya başlasam mı acaba? Ay kızım ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Ben Oğuz diyorum, Oğuz. Mantı. Yoğurtlu. Oğuz. Aa. Ha? Mantı. Yemek. Tamam, yaparız görür. Hadi. Hazırlanmışsın. Üzme bu kadar kendini Serpil. İnternetten benzer durumları araştırdım. Neleri düzeltiyorlar. Hem öyle aylarca falan beklemeye de hiç gerek yokmuş. Dur bakalım Sema. Ben şu hastaneden bir çıkayım. Sanki ben bir başkasının operasyonundan bahsediyorum gibi davranıyorsun. Neden bu konuya ilgi göstermiyorsun? Bugün Oğuz yüzümdeki yara izini görünce ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? Bana o kadar güzel sarıldı ki. O kadar güzeldi ki. Çok özlemişim bu duyguyu. Neyse. Onu güzelliğimle elimde tutamadım. Ama yüzümdeki yara iziyle tekrar bana dönmesini sağlayabilirim. Ne diyorsun sen Serpil? Bana sarıldı diyorum Sema. Çok güzeldi. Oğuz tekrar bana geri dönünceye kadar yüzümdeki yara izi umurumda bile değil. Senin estetisine değil bir psikiyatriste ihtiyacın var. Neden? Kaldıramayacağın bir yükün altına giriyorsun. Sorunu çıldırmak ve farkında değilsin. Yanılıyorsun Sema. Aşk fedakarlık ister. Ve ben Oğuz'a olan aşkım yüzünden, güzelliğimden vazgeçiyorum. Ben gidiyorum. Aşkım saçmalama, çaylarımız yeni geldi daha. Hayır buradan değil, yurt dışına gidiyorum. Ha. Ne? Nereden çıktı şimdi bu? Babama bir şey anlatmaya çalışacağım Ferit. Ya belki bu sefer aklı başına gelir. Biraz daha kafası çalışmaya başlar. Hayatım sen babana ders vereceksin diye ben niye arada kaynıyorum ya? Benim kabahatim ne? Aşk biraz da fedakarlık değil midir Ferit? Hem bu işlerin bu hale gelmesinde biraz da senin de suçun var. Hoppala. Öyle Ferit. Acele ettirdin. Beni de acele ettirdin. Hem babamın kızgınlığı da kolay kolay geçmez artık. Geçer. Babanın kızgınlığı geçecek. Ha işte bu yüzden bu hale geldi her şey. Geçer geçer. Olur olur. Bak sonuçta ne oldu? Ne oldu? Ya Ferit, senin aceleciliğin yüzünden hem baban çok zor durumda kaldı, hem de ben çok zor durumdayım. Ya Damla bana... Bana sormadan yurt dışına falan gidemezsin. Babama sormadım, sana mı soracağım? Evet, soracaksın. İzin vermiyorum yurt dışına gitmene. Sen de iyice küçük hava olmaya başladın ya. Damla, Damla şuraya... Damla! Hay ben böyle aşkın ızdırabını...
Timur hala uyuyor mu? Aç acına yattı. Benim yüzümden. E aramızı nasıl düzelteceğim bilmiyorum baba. Senden ayrıldığını düşünüyor. Siz kardeşsiniz Aslı. Ayrılamazsınız. E herhalde baba. Bir şekilde Timur'a senin annenden de Timur'dan da ayrılmadığını anlatmak zorundasın. Sen sadece benimle yaşıyorsun. Hepsi o. Hadi git kardeşini kaldır. Sizi eve bırakayım. Baba senin kafan güzel galiba. Bana bak Efe. En azından bugün üçünüz birlikte olun. Timur seni yanımda görsün. Belki tavrı biraz yumuşar. Sonraki gece ne olacak baba? Sonraki gecelere bakarız. Zaman her şeyin ilacıdır aslında. Hadi sen dediğimi yap, kaldır kardeşini. Hadi. İşte bizim köşkümüz. O tarihi. Yes, yes, tarihi. Yok, yani öyle tarihi bir değeri yok ama ailemiz için çok önemli. Hmm. Çocuklar siz rahatınıza bakın, biz yemeği hazırlarız şimdi. Tamam. Bana bak, Can'la fazla samimi olmayın, tamam mı? Bak sonra babam ne hale geliyor biliyorsun. Tamam abla. Efe? Aa, Efe abi? Kontür güzeli. Kontür güzeli? Yok, önemli değil Efe. Bunlar kim? Tanıştırayım. Timur. Bunlar İsviçre'den gelen misafirlerimiş. Tanıştırayım bari. Selin. Bu Timur. Ben seni biliyorum. Tanıştırayım. Can, bu Efe. Efe, Can. Neyse Medya. Ben de koçum. Koçum dedi ya. Neyse işte bu da çarşı. Çarşı? Oui, çarşı. Yani pazar. Sen ona kısaca küt Efe de diyebilirsin. Ha. Dede Efe kütletsin boynunu. Nereden geldi bunlar ya? 23 Nisan için mi geldiler? Folklorcu mu bunlar? Hayır. Ya bunlar Atilla abinin çocukları. Ha. Neyse Selin'cim gel. Ben size köşkü gezdireyim. Can gel. Çocuklar siz hala girmediniz mi içeri? Geldik. Ben de neyimiz eksik diyordum şu köşkte ya. İsviçrelilermiş. Aa Efe, Timur. Eda koş bak kimler geldi. Oh! Biz burada mantı kapatalım. Kontür güzeli içeride sefa sürsün. Oğlumun İngilizcesi daha iyi, ondan ilgileniyor çocuklarla işte. Ne güzel. Hadi sen de yardım et, bir an önce bitirelim şu mantıları. Eda'cığım ya, mantıyı da dolmayı da derken ağır gelmesin bu çocuklara. Yok yok abla, gelmez. Biz her şeyi ziyadesiyle yapıp mahcup olmayalım, yesinler. Oğlum. Efendim anne. Sen kilo mu verdin? Anne abartma ya. Şunun şurasında 15 gün oldu babama gideli. Yok yok. Zayıflamışsın sen. Biraz fazla yapayım da ben, götür. Babam pişirsin sana. Erimişsin ayol. Ne oldu Ceren'cim? Bir sorun yok. Her şey yolunda değil mi kuzum? Ay Eda, bu nasıl tatlı çocuk, bir görsen nasıl kibar. Ay bana tuvaleti soracağım diye bir ezildi büzüldü böyle. Canım onlara kibar denmiyor. Başka bir şey deniyor. Bence sen de bakıp bir örnek alsan çok iyi olacak Efe'cim. Bir afrolar, bir tafrolar. Merhaba. Salü. Kimsin sen? Kimin kızısın? Pardon. Ben pardon, ben özür dilerim. Who are you? I'm Selin. Selin? He. İşte onu soruyorum. Kimlerdensin? Hello. Hello? Hello. Eve değil, büyükelçiliğe geldim sanki. I'm Can. Kardeş Selin. Ben de Oğuz. 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 Ceren'in babası. Sen nereden tanıyorsun Ceren'i? Ceren. Ah baba, onlar Atilla Bey'in çocukları. Ha, öyle mi?
Ben de nereden tanıyorum? Bir yerden çıkaracağım da çıkaramadım onu. Aa, baba, biliyor musun? Can kayak takımındaymış. Öyle mi? Hı hı. Maşallah, maşallah. Maşallah, maşallah. Hadi sen yukarı, hadi yukarı. Yukarı Can sen. Aa, Ayfa hoş geldin oğlum. Merhaba abi. Ne haber? İyidir. Oh. Nasıl keyifler? İyi, güzel. Nasıl? İyiyim, iyiyim. Hoş geldiniz Oğuz Bey. Hoş bulduk Eda Hanım. Sıçradan misafirlerimiz var. Ya evet, öyle oldu. Öyle mi Efe? Akşamleyin İsviçre Türkiye milli maç yaparız ha? Vallahi abi çok kötü tepeleyeceğiz, hiç merak etme. Efe, tepelemek ne demek ya? Var ya, sen gittikçe böyle yürüyen bir baltaya dönüşüyorsun ha. Can, sen onun kusuruna bakma. Ceren, bak bakayım bana. Sana ne? Sana ne? Ya. Hadi sen yukarı hadi. Can, akşam PlayStation maç. Okey. Oğuz, sen de oyna. Tournament. Ne Oğuz? Oğuz yok. Oğuz yok. Oğuz abi var, Oğuz amca var, Oğuz yok. Ay, tamam Oğuz mı? Oğuz Bey, çocuklar yurt dışında büyümüş. Nereden bilsinler? Tamam işte, bilmiyor olabilirler ama öğrensinler diye söylüyorum. Babaları öğretseymiş efendim örtülerimizi, annelerimizi. Oğuz Bey, Türkçe biliyorlar. Ne dediğimizi de anlıyorlar. İyi işte, ben de kötü bir şey söylemiyorum ya. Örf anana öğretiyorum. Babası öğretseydi ben öğretmek zorunda kalmazdım, Allah Allah ya. Ama ne sinirleniyorsun sen? Ha, sinirlenmiyorum ben şimdi. Ben yukarı çıkıyorum. Sen de yukarı. Sanki. Yukarı. Aa. Yukarı sen de. Sonra görüşürüz. Sonra görüşürüz. Tamam hadi. Hadi Efe'ciğim, görüşürüz sonra. Çık yukarı. Kerimoğlu pasını verdi. Emre Belözoğlu çok pis açıldı. Emre Belözoğlu bir çalım. Pas mı verecek, şut mu çekecek? Belli. Gol! Vuruldu be. İşte 2-0. Emre Belözoğlu, Emre Belözoğlu. Futbol derslerde 2-0'a taşıdı takımını. Ya Efe, niye böğürüyorsun ya? Ne kadar ayıp. Ama çok güzel goldü. Çok güzel goldü. Konuşmalara bak ya. Congratulations. Ne diyor bu ya? Tebrik ediyor Hüdük'cüğüm. İşte aranızdaki fark bu. Sağ ol koçum. Ceren. Sağ ol. Devam et. Yemek hazır kızım, babana haber ver hadi. Geliyorum Eda'la. Ya hadi Can, hadi Can, hadi Can. Var ya, sen ız düşmanısın. Iz düşmanısın. Beni tutacağını unut diyorsun ya. Hadi Can, Can, Can. Canım ya. Oh, iyi ki Atilla Bey'in çocukları geldi de sayelerinde biz de mantı yedik. Ay, aşk olsun yani Oğuz Bey, istediğinizi de yapmadık mı? İstemekle olmaz efendim o. İnsanın içinden gelecek. Abi çocuklar niye yemiyor mantıyı? Sevmediler mi acaba? Bir sor bakayım Ceren. Aa dur dur, ben sorarım. Selin, nasıl buldun yemekleri? Ne diyorsun? Selin diyor. Nasıl olsun? Çok ayıp, çok ayıp. Baba, bu espriye güldüğüne inanamıyorum ya. Vallahi ben de inanamıyorum. Niye ya? Çok komik. Çok ayıp ama gerçekten. Ay Eda'cığım, bana bak, bu çocuklar kızardılar. Dolma fazla mı geldi ki? Ay bilmiyorum ki. Eda abla, döner de yemişlerdi bugün. Sahi mi? Hı. Sen nereden biliyorsun? Konuşurken söyledin. Ha. Timur, sen de Selin'e sordun mu dans ederken? Ya belki o da yemiştir. Yok, sormadan. Eda abla,
Ya Can fena oldu galiba. Pardon, tuvalet. Tuvalet. Ayol çocuklar, benim yüzümden mide fesadı oldu. Bak görüyor musun, doyuracağım derken. Ay ben ne yapacağım şimdi? Ay dedim ben sana Eda'cığım. Ama çocuklar yeter dedikçe siz bir kaşık ondan tıka basa bu hale geleceği belliydi zaten. Ay ben şimdi ne diyeceğim Atilla'ya ya? Allah Allah, Eda Hanım ne kadar çok abarttınız. İstifra ediverirler, affedersiniz çocuklar. Biter, geçer. Ben soda getireyim ben. Sana ne oluyor? Ben de nane limon kaynatayım bari. İyice abarttınız ama ha. Ay yapmayın Oğuz Bey, vallahi emanet çocuklar, ne söyleyeceğim? Abla ne söyleyeceğim ben Atilla'ya? Eda Hanım ne diyeceksiniz? Atilla Bey de ona göre eriştirseydim çocuklarını. Türk yemekleri yiyince böyle tabii ki bu hale gelirler, mide fesadı geçirirler. Eda abla bak, senin adet bilmediği için sofrayı toplamadan gitti galiba. Ama ben sana yardım edeceğim, hiç merak etme. Ben yukarı çıkıyorum, size afiyet olsun efendim. Yok, Şan yediği yemeklerden değil. Neden? Ben ona o kadar çok gol attım ki onları hazmedemedi, onları. Atilla bitti, şimdi çocukları başladı. Mide fesadı geçirirlerse bana ne canım yani, Allah Allah. Alıştırmışlar İsviçre yemeklerini, Osmanlı mutfağı ağır geldi tabii. Hayır yani, Eda'nın da yemekleri hafiftir. Neyse ağır geldi, ben anlamadım ki. Öğreteymiş babası. Ha Ceren'e ne oluyor yani? Ceren'e ne oluyor? Allah Allah. Ceren'e ne oluyor? Baba, ne oluyor? Al şunu, kaldır şunu. Kaldır şunu, gözüm görmesin. Görmeyeceğim bir yere koy, kaldır. Tamam. Sen olmasaydın yapayalnız kalmıştım. Sadece sesini duymak istedim. Akşam olunca içime bir yalnızlık çöktü de. Yarın geleceksin değil mi? Evet Serpil, geleceğim. Çok şey istedim biliyorum ama... eğer yırtıp atmadıysan eski resimlerimden getirir misin? Aynalara bakamıyorum. Bari hiç olmazsa onlara bakayım. Bulabilirsem getireceğim Serpil. Tamam. Teşekkür ederim. İyi geceler Serpil. Sana da iyi geceler. Allah'ım şu kız iyileşene kadar bana sabır ver. Vebali kalmasın. Ben nereye koydum? Geceler. Nasıl? Eğlendiniz mi bu akşam? Oui. Oui yok, evet var çocuğum. Artık Türkiye'deyiz. Türkçe konuş. Ha? Türkçeyi hepten unutacaksınız ya. Peki. Yemekler nasıldı? Süper. Cere de süper be. Ne demekmiş o? Yok bir şey baba. Yok bir şey. Anlaşıldı, anlaşıldı. Sizin keyfiniz bayağı yerinde. Yok, evet. sevdiniz mi Eda'yı? Ya herkes çok tatlı. Ya Oğuz'la Efe biraz garip. Ele başmam ben Ceren. Ya Selin! Ne? Anlaşıldı. Eyvah eyvah. Niye eyvah? Bana bak, Oğuz çok kıskançtır.
Sakın ha, kızı asılayım falan deme. Ayıp olur. Can değil Ceren, can suçsuz. O zaman bin kere eyvah. Sabah sıcak sıcak fırına verip yollarız ha? Olur Eda'cığım, olur da. Yani Efe aç kalmasın diye şu uğursuzun da yemek sorununu çözüyoruz ya, içim ona acıyor. Aman abla, ona zehir zıkkım olsun. Ben çocuğuma yapıyorum. Benim oğlum aç kalmasın da. Kız, Oğuz da nasıl lanet çıktı? Nasıl taktı kafayı Atilla'nın çocuklarına? Seni kıskanıyor ya şimdi Atilla'dan. Hayatım, ama çocukların günahı ne? Zaten hiçbir şey anlamıyorlar. Uzayda geziyor çocukların. Eda'cığım, asıl uzayda gezen sensin canım. Dünyaya dön. Aklını başına topla da adamına sahip çık. Bak, adam kıskançlıktan el kadar bebelere taktı kafayı. Ay, nereden benim adamım oluyormuş? Allah'ım. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Ne oldu? İsviçre'lik tosunların hazım meselesi halloldu mu babaları alıncaya kadar? Halloldu efendim, halloldu. Teşekkür ederiz. Rica ederiz efendim, rica ederiz. Ay, bana vallahi aniden bir uyku bastı. Eda, sen hiçbir şeye dokunma. Ben böreği falan her şeyi hallederim sabah. Zaten bir şey kalmadı. Hadi iyi geceler size. İyi geceler ablacığım, iyi geceler. Kendime bir kadeh rakı koyayım. Oğuz Bey. Ne bu böyle her gece her gece rakı? Keyfimizden içmiyoruz herhalde Eda Hanım. Ben de onu diyorum işte Oğuz Bey. İçecekseniz keyfinizden için efendim. Sen çık şimdi çatı katına. Ben iki tane kahve yapayım. Şöyle karşılıklı oturup bir kahve içelim seninle. Ne zamandır içmedik ha? Tamam, zaten benim de canım çok rakı istemiyor. Tamam o zaman. Tamam. Hadi. Ben yukarı Üzledim seni. Şapşal. Üzledim değil, özledim. Merve! Ya Merve, verir misin telefonumu? Ay tamam ama dur bir, ben bir... Of. Veriyorum. Ya ne oluyor? Dur vereyim sana. Niye kudurdunuz ya? Abla. Üzledim seni Can. Ceren, hani İsviçreliydi bu çocuk? Roman çıktı. İzledim seni be Ceren'im, kızanım. Aferin abla ya, bir de sen en olgunumuz olacaksın. Ya Ferit enişte, Ferit enişte derken nasıldı? Seni izledim be abla. Sen çok kaşının. Kızma bize. Ben de seni barayamam. Sen yazsana bana. Gel gel. Gün anlam ve önemini belirten... Tanrım beni baştan yönet. Olmaz yerle baştan olmaz. Baştan yönet. Kemer gibi belindeyim. Güzeldir tabii, o da olmaz. Yanağını Allah görür. Aman abiciğim. Behlül Beytaş sana verdi. Neymiş bu? Adama yapmadığımı bırakmadım. Şimdi bir kahveyle alabilecek miyim ki gönlünü bakalım? Aman, o da bir çiçekle almaya kalktı. Ne olacak? Buldum. Vallahi buldum. Merhaba. Merhaba.
Eda. Eda mı? Onlar eski fotoğraflar, geçmiş. Bir şey söylemiyoruz. Ne yapıyoruz ki biz? 10 yaşındaki çocuktan farkımız yok. Şu fincanlar Merve'nin plastik fincanları olsa tam olacak. Olmuyoruz. Yapamıyoruz. Geçmişimizi temizleyemiyoruz. Kurtulamıyoruz geçmişimizle. Ben hazırım. Yok yok, sen gelme. Ben 2 dakika sonra aşağıdayım. Hemen iniyorum. Görüşürüz. Evet abla. Kızım bütün gün somurtup oturdun. Ben de seninle konuşamadan çıkmak zorunda kaldım. Hay abla, mevzuyu biliyorsun işte ya. Sana anlatmış ya sabah. O kadın istedi diye albümden çıkarmış. Ona götürecekmiş. Aşkından, özlediğinden falan değil. Biliyorum da işte. Yani. Tamam yavrum. Ben de eniştenin istediklerini gönderiyorum kargoyla şimdi. Tamam. Çok selam söyle enişteme. Çok özledim onu. Gelsin bir an önce, tamam mı? Hadi görüşürüz. Bye. 6. masanın hesabı abla. Ah. Atilla. Dün akşam çocuklar senin yanında çok eğlenmişler. Ben de teşekkür etmek için seni yemeğe çıkarmak istedim. Ya Atilla, hiç gerek yok böyle şeylere. Hiç itiraz istemiyorum. Bak, çocukları Pınar'a sepetledim. Önce surat ettiler ama sonra sana teşekkür etmek istediğimi öğrendiklerinde izin verdiler. Ha? Ya hiç keyfim yok. Gerçekten. İyi işte, biraz havan da alsın canım. Bak, kalamar restoranda yer ayırttım. Kalamar restoranı mı? Ay yok, gitmeyelim oraya. Hayır, hayır. Eda, saçmalama. Yer ayırtana kadar canım çıktı. Hadi bir yemek yer, kalkarız canım. Çok oturmayız. Hadi kırma beni. Hadi canım. Geçmiş olsun Serpil, nihayet bunu da atlattın. Ya. Yani işte sapasağlam evine gidiyorsun. Ben eve gitmek istemiyorum Oğuz. Beni oraya götür. Nereye? Kalamar'a. Şimdi mi Serpil? Evet, şimdi. Ya daha şimdi çıktık hastaneden ama. Benim hayatımın seyri orada değişti. Yeni hayatıma doğru da başlamak istiyorum. Bu halde mi gideceksin? Ne varmış halimde? Yok bir şey. Tamam peki, çok istiyorsan. Hadi gidelim. Hadi. Sizi böyle görmek büyük bir şans Serpil Hanım. Yaşamanız bir de mucize. Teşekkür ederim.
Evet haklısın, içine dolmuş. Keşke gelmeseydik. Gidelim mi? Ya... Gördü zaten, bir geçmiş olsun diyelim bari. Ne oldu Oğuz? Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. İyi akşamlar Oğuz. Serpil'im çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Allah'ın sevgili kuluymuşum. Hayattayım işte. Evet, gerçekten öyleymiş. Kusura bakmayın, komşunuzu çaldım bugün Hülem. Benim ısrarımla oldu bu yemek. Estağfurullah canım. Masamıza geçelim mi? Tamam. Afiyet olsun. Hastaneden götür evini. Ne işiniz var burada? Ay aynı gece ben niye burada Atilla'yla baş başayım ki? Of Allah'ım, of! Yüzü kötü olmuş değil mi? Baktığım çok belli oldu mu? Biraz oldu. Sıcakları söyleyelim mi? Atilla, kalkalım mı ya? Rahatsız oldum değil mi? Peki, hesabı çıkarken ederim. Yine git peşinden istiyorsan. Serpil. Öyle olur işte. Seversin ama sevmezler. Ne oldu? Niye sustun? Yüzümü gördüğün için mi? Bu yüzden bana acıma Oğuz. Olmuyor Sema. Ne yapsam olmuyor. Oğuz bu kadına deli gibi aşık. Gözlerinden belli. O köylünün bunu iplediği bile yok. Hayat bana eski Serpil ol diyor. Ama benim erkeğimi kaptırmaya hiç niyetim yok. Bu gece dananın kuyruğu kopacak. O sonsuza kadar benim olacak. Senin için çok teşekkür ederim Oğuz. Rica ederim Serpil. Çok geç olmuş, benim gitmem lazım. Bir kahve içmeden asla bırakmam lütfen. Serpil çok geç oldu ama. Oğuz lütfen ne olur. Yani yalnız kalmak istemiyorum. Bak hem uzun zamandır ilk kez evime geliyorsun. Ne olur. Tamam ama... Bir kahve sadece. Tamam. Tamam. Orta. Eda abla hoş geldin. Merhaba. İyi gene erken geldim valla. Babam daha yok ortalıkta. Baban Serpil'le yemekte. Nasıl yani? Aynı restoranda karşılaştık tesadüfen. Ya
Ferda abla, hani bu kazadan sonra yüzü falan, yani ondandır. Yoksa babamın o kadınla işi çoktan bitti biliyorsun. Biliyorum, biliyorum da işte yine de. Eda abla, babamla konuşmadık ama biliyorum. Şu anda sadece insan olduğu için ilgileniyor o kadınla. Canım benim, babanın o kadınla işi bitmiş olabilir. Ama belli ki Serpil'in onunla işi bitmemiş. Hem bak baban evde yok. Ama neyse boş ver. Hadi iyi geceler. Nerenin kahvesi onlar? Kahve kalmamış, özür dilerim. Bak Serpil, aklından ne geçtiğini biliyorum. Ama gitmem gerek. Sen yalnız hissetme kendini diye oturdum şuraya. Şşş. Sus ve keyfine bak hayatım. Serpil, bak sen beni dinlemiyorsun galiba. Ya benim yapma bak, gitmem gerek lütfen. Rica ediyorum. Peki o zaman. 2 dakika sonra geliyorum. Sadece 2 dakika. Sen ne yaşıyorsun kendi kendine, ben anlamıyorum ki ya. Sevgilim, ne zaman buluşacağız?
hoş geldin. Günaydın Eda'cığım. Hoş bulduk. Yeni çay yaptım. İçer misin canım? İçerim. Gel otur o zaman. Oldu tamam, oturayım o zaman. Çocuklar merak ettiler mi? Damla sordu ama ben gereken yanıtı verdim ona. Ergen'in geldiği yemeği... ben Ergin'de kaldım. İyi yapmışsın. Kahvaltı hazırlayayım mı? Aç mısın? Yok. Orası işte. Bir çay yeter. Kızdın mı bana? Hayır canım. Ama keşke arayıp haber verseydin. Merak ettim sabaha kadar. Verecektim. Haberi verecektim ama bir baktım geç olmuş. Rahatsız etmeyeyim dedim ben. Aa, aşk olsun ama sana. Belli ki sen eski günlerde kalmışsın hayatım. Nasıl yani? İnsan karısını istediği zaman arar. Çok mu yoruldun sen? Günaydın aşkım.